Berat gecesi. Berat gecesini ibadetle ihya etmek mendup ve müstahaptır. Berat gecesini ihya edene cennet vacip ve hak olur. Berat gecesi bütün bir yılın günahına kefarettir. Berat gecesinde yüce Allah hayrı yağmur gibi yağdırır. Duaların geri çevrilmeyeceği beş geceden birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının yarısı olduğunda gecesini namazla Gündüzünü de oruçla geçiriniz buyurmuştur. İbadetle ihya, gecenin çok kısmında veya bir saatinde olsun ibadetle. Kur'an-ı Kerim veya hadis-i şerif okumak veya dinlemekle, tesbih çekmek, dua etmek ve salavat getirmekle meşgul olmaktır. Yüce Allah Celle Celaluhu, Berat gecesinde mümin kullarına rahmet nazarıyla bakar bağışlanmak isteyenleri bağışlar, rızık dileyenleri rızıklandırır, dertlere uğrayanlara şifalar ihsan eder. Fakat bu gece, müşriklerin, kindarların, akrabalarıyla ilişkilerini kesenlerin, sahip olduğu dünyalıkla gururlananların, ana ve babalarına asi olanların, içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, beraat gecesinde uzun uzun ibadet eder, Secdeye kapanınca uzun müddet secdede kalır ve Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyor. Senden yine sana sığınıyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığım senaya denk bulmuyorum. Ben sana yaraşır bir surette hamd etmekten acizim diyerek niyazlarda bulunurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha o zamana kadar hiç işitmediği bu duadan söz açınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ayşe, demek onların farkında oldun." buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha "Evet ya Resulallah." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Siz bunları hem öğreniniz hem de öğretiniz. Çünkü bunları secdede zikretmemi bana Cebrail aleyhisselam Allah celle celaluhu'ndan alarak emretti." buyurdu. Ata bin Yesar'dan yapılan rivayette Şaban'ın 15. gecesinde de bir senelik işler takdir olunur, ayrılır, tayin olunur. Bir kimse evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Halbuki onun adı yaşayanlar defterinden ölüler defterine geçirilmiştir diye beyan olunmuştur. Asım Köksal, Sohbetlerim, sayfa 361-362. 27 Nisan Mevlana takvimi.